مفيش ايه؟ مفيش كده حاجة. برعاية كريمة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. معقل التنوير في منطقة الشرق الأوسط أعطى فيها كل وقته وجهده مع فرسوي. فإنما نحتفل بأحد نماذج بوصفه أول من أدخل اللغة التركية فكر وصنات مكورة شكراً لارمزة عرض ediyoruz ve bir İstanbul هذه كانت نقاط المشتركة بينهم وبين الدكتور عبد الله السابق يعبر عن وضع النفسي بينما نجد عن Türkiye'den, Mısır'dan ve diğer akademisyenlerimiz var. Biz onlara İstanbul'dan Edirne'nin atom kabulü diyoruz. Her tecrün altından çıkan gayrede hem kültür hem ekonomik ilişkiler hem gazeteciliği bir şeye sığdırıyor. Ahmet Akif bir köprü, yani iki kültür arasında bir altın köprü sayılır ve onun anmasını bize hem Mısır'a ait hem de Türkiye'ye ait bir görev olarak olması gerekir. Ben de bu vesile ile bir isteğim var. Mısır'daki evi bir müze olarak çevrilirse daha metin bir faaliyet olabilir. Bu müze içerisinde eski hatıraları, eski resimlerini, kültür faaliyetleri devam ettirebiliriz bu müzede. Ve bunu çok heyecanlıyım. Yani bu büyük bir kadınşinaslık ifadesi. Büyük bir adım. Akif Mısır'da 11 sene devamlı olarak sürekli yaşamış. Daha önce de değişik vesileler 4 defa gelip gitmiştir. Ve burada Akif'in hatıralarını yeniden canlandırmak bizim kültür tarihimizin, edebiyat tarihimizin önemli sayfalarını aydınlatmaktır. Mehmet Akif'in evinin müze yapılmasını çok temenni ediyorum.